kalan bir takım Kafkasyalı, Çerkezler, işte Kırımlılar falan da var. Onlar da oralara yerleşmiş. Ama ilk yerleşmelerin tabii 14. asır sonunda, 15'te kesinlikle 2. Murat ve bilhassa Fatih ve sonrasında başladığı, mesela Kıbrıs'a, Toroslardaki Türkmenlerin tabii birbirleriyle kavga edenlerin, vergi tahrir memurlarıyla kavga edenlerin yerleştirildiği bir açık. Yani o artık vesikalarla belirlenmiş bir etnojenez yapı. Şimdi bunların kalabalık olduğu açık. Ana vatan bu insanlar için bulundukları yer. Eylem, Türkiye sınırları dışında kalan ama anlaşmalarla bizim kültürel azınlığımız sayılan Türk gruplarıdır bunlar. Hı. Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan'da. Hatta Romanya'da da var. Evet. Tatarlar kimlerdir diyor. Rus kimliğiyle tanıdığımız. Ha, meşhur. Ben size söyleyeyim. Ebu Mursa, Kazım Bey vardı. Azerbaycan'ın ulema ailesinden hem de. Protestan olmuştur. Hı. Ama sizin kastettiğiniz aslında Rusya aristokrasisi. Üçte biri Rus aristokrasinin has Ruslardır. Hı. Tolstoy. Üçte biri has Rus. Şişmanlar mesela, Şişmanoğulları. Puşkinler tabii, Topçuoğulları. Vaka Puşkinlere sonradan Habeş İbrahim karıştı evlilik yoluyla. Çar evlendirdi o ailenin kızıyla. Ve o soydan da Puşkin çıktı. Esmer bir heriftir biliyorsunuz. Yani tıpkı bir Etiyopyalı zenci gibi. Büyük şair. Fakat böyle bir grup vardır mesela. İşte Dolgarukiler, uzun elliler falan filan. Bu bir eşraf aileleri, boyarlar. İkinci bir grup Baltık Almanları, Teton Şövalyeleridir, Nesseler Orde, Witte falan gibi. Bunlar da Rusya tarihinde Ruslaşan önemli şeyler. Hatta Rus-Türk Harbi'nde karşımızda bir general Todleben vardı. Komik bir isim. Ölüm Hayat. Todleben. Ölüm Hayat, evet. Öyle bir şey. Ama tabii çok önemli bir grup da Altın Ordu'dan dönme insanlardır. Hmm. İşte Rahmaninov, işte Turgenev, işte Baskakov. Orada o kadar kalınca olur. Çok kalabalık. Hocam şimdi ve bir şey daha. Ve hatta Yusupov değil mi? Son devrin Yusupov'u, Kazan aristokratlarından. Evet. Bener Dağlıer. Hazer Denizi, Hazer Devleti pardon, Hazer Devleti Kağanlığı diyor. Biraz bahsedebilir misiniz diyor. Edelim. Hazer için bir kere bir milliyet değil, Hazer. Diyor ki bir anlamda Selçukluların da atası sayılabilirler. Hayır, Hazer ismi Sovyet gibi falan bir isim. Yani kavram bir, hayır, etnojenik değil. Bir etnojenizle ilgisi yok. Etnik bir isim değil. Bir birlik. Bunun içinde bir takım şeyler var. Ağırlıklı unsur Kıpçaklardır tabii. Hı. Orada Oğuz da olur. Yani daha hepsini çok iyi bilmiyoruz. Onun için Selçukluların da buraya bulaşması normaldir Maveray Nehir'in. Çünkü hı, sınır bölgedir yani. Hazar İmparatorluğu sınır bölgedir. Burada mesela din muhteliftir. Bir kısmı da Yahudidir bunların. O dini kabul etmişlerdir. Karay mezhebinden hem de. Evet. Bir öğrenci sosyal bilgiler öğretmenliği okuyor. Diyor ki ilk hani dört halife seçimle belirlenmiş de daha sonrakiler diyor öyle olmamış. O yüzden halifenin meşruluğu dört halifeden sonra kalkmamış mıdır diyor. Ha yok, öyle bir şey yok. Şimdi seçim dediğiniz oradaki eshab-ı kiram yani şeyin Peygamberimizin etrafındaki onun yakınları, müritleri, inananları, müminler, hayatında beraber olanlar. Bunlardan da tabii kuvvetli olanlar, hiçbir yerde tam eşitlik yoktur hiçbir grupta. Birisi üzerinde duruyorlar. Onların nasıl olduğunu biliyoruz. Hazreti Ebu Bekir Resulullah Efendi çok tuttuğu için. Yani öyle bir şeyle gidiyor. Ömer ondan sonra gene böyle bir benzer seçimli ama Ali taraftarlarında bir burukluk var onu. Ama Ali taraftarlarının bugünkü gibi bir Şia fıkrasını, bir Alevi grubu teşkil edeceği kadar bir derinleşme yok. Bundan sonra zaten saltanata geçiyor. Saltanatın gayrimeşru olduğu
şeydir, tevatürdür. Ha. Çünkü İslam'da yani bir dindir İslam, bir vahidir. Böyle seçim yolu, idare yolu. Çocuk şimdi yolu genç bir çocuk, tevatürü anlamaz, söylentidir. Tevatür işte cehennem. Peki. Uydurma. Onun için bu çok önemli. Mühim olan nizam-ı alemdir ve halife olan cemaatin reisidir, idarecisidir. Tabi olacağı kurallar vardır önce tabii, şeriat. Şimdi Ali Çağlar diyor ki, hocam ben diyor artık bazı insanlara söyleye söyleye bıktım diyor. Macarların Türk olmadıklarını, Macarların, siz bir kere de söz söyleyebilir misiniz? Macarların da benimsediği Turancılık kavramından ileri geliyor diyor. Turancılık kavramından ileri geliyor. Çünkü Macarca, Fino-Ugrik gruptan, Ural-Altay dillerinin alt grubundan. Sadece Türkçe'ye böyle bir yapısal yakınlık var. Zamanında eski komşuluğumuz dolayısıyla bir hayli iptidai kelime beraber. Şator, çadır, bator, batur mesela, kiçke, küçük, keçe falan, kiçi. İşte elba daha bunun galiba, gibi işte jeben, ben ek alma ban mesela. Hı. Çünkü fiil çekimleri benziyor. Cebimde bir elma var oradan, evet. Bozma. Bir de Osmanlı devrinde alışverişimiz var. Biz varoşu almışız mesela, koçoyu almışız. Onlar da bir sürü kelime almış. O başka, fakat size ben mesela bir örnek vereyim. Bugün Başkırların, yani Başkurdistan var ya, Başkırların Macarlıktan Türklüğe dönen bir kavim olduğu açık artık. Hı. Yani bilhassa İstvan Vasari bizde elçiydi, bu akademisyen, bunu bir takım bağlantılarla çok iyi tespit etti. Yakın coğrafya içindeler ve arada büyük alışveriş var. Mesela Profesör Zegledi'nin görüşleri falan buydu. Bir yakınlık var, çok kelimeler benziyor ama tabii Türk değil. İşte bizim gruptan yakın bize. Mogol da Türk değil. Bir takım yakınlıklar var onun gibi. Ve tabii tarihin akışı içinde bu iki millet, birisi İslam'ın kılıcı, öbürü Hristiyanlığın öncüsü olmuştur. Apostolik krallık. Çok önemliydi Macar krallığı Hristiyanlık için, Avrupa Hristiyanlığı için. Ve onu Türk İmparatorluğu ortadan kaldırdığı zaman Mohaç'ta büyük felaket oldu. Bu bugün bile historiografide, tarih yazıcılıkta yaşar. Onu evet, size söyleyeyim. Evet. İslam'ın Hristiyanlığa vurulmuş ikinci darbesi gibi, evet, Konstantinopolis'in yani alınmasından sonra gibi. Bu işler tabii pek kolay gitmiyor. Şimdi bakınız, 11. Innocens, Innocenzo için, hı hı, Papa için bir sempozyum yapılıyor. 400. ölüm yıl dönümüydü, 2014 oluyor. Yani size şunu söyleyeyim, yani İnnocan'ın bütün yaptığı Haçlı Birliği'ni kurmak Viyana Muhasarası'ndan evvel ve muvaffak oldu kurmaya. Evet. Gene de kaçırdı, İsveç bizim tarafımızdaydı ama İran'da onların tarafındaydı Karlofça'da. Şimdi bunu hala yani yaşıyor bu anlayış. Yani Avrupalılık bu. Innocens Hristiyanlıkta reform yapmış biri değil Innocens'e. Size söyleyeyim yani. Çünkü 14. Louis'ye laf geçiremiyor, Sobieski'ye laf geçiriyor, Leopold'a geçiremiyor, Avusturya'nın, Almanya'nın imparatoruna. Yani orada öyle bir büyük reform yapmış değil. Kendisi de protestanlara eziyet edilmesin diyor, bilmem ne, tutarsızlık ama bir şeyi becerdi, adamları bir araya getirdi. Ve bu Avrupa demek tabii oluyor. Onun için Avrupa Birliği'nin önemli anlaşmaları da onun heykeli altında imzalanıyor. Evet. Şimdi çok 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 az vaktimiz kaldı. Son bir dakika bile değil herhalde. Evet, bir şey... Başka bir şey sorsak, sonra kısa bir şey sorayım diyorum. Cevaplayacağız yeri geldikçe. Evet, bunları tabii, bu mektupları hiç atmıyoruz biz. Bilmiyorum bu ne kadar da bir dakikada cevaplanacak bir şey mi? 31 Mart isyanını... O sonraki bir konu. Sonraki konuya gelelim. Peki. 2. Abdülhamit devri. Peki. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi, Cevdet Paşa'nın tarihi Cevdet'i falan diyor. Kazım Karabekir'in İstiklal
Harbimiz gibi kaynak eserlerin hangi basımlarını tavsiye edersiniz diyor. Vallahi ben... Bu bir sansüre mi uğruyor yoksa çeviride hayır, mi uğruyor bunlar? Hayır. Ne oluyor şey, diyor? Evet, kendi otosansürü var. İkinci var baskı değil, birinci baskıyı okuturlar Cevdet Paşa'dan. Hmm. Yani şeydir o, çerçeveli baskıdır benim bildiğim. Çerçeveli ne demek? Daha işte o kitabe gibi etrafı. Evet. Yani onu... Ali Birinci mesela bana uyarmıştı. Ben çünkü fark etmeden ciltleri karıştırmış okuyorum. Metin aynı gibi ama kazın ayağı öyle değil. Onun çevrilmesi lazım. Daha samimi çünkü daha şey. İkincisi mesela nedir? Evliya Çelebi. Evet, Evliya Çelebi. Valla Evliya Çelebi'nin hiçbir yayını tam ilmi değil. Çünkü niye bozmuş lan? Yer yok, bilemez ki yer ismini. Macarca yer ismini yazmış. Nasıl okuyacaksın sesli harf olmayınca? Onu ancak Macarlar neşrederse iyi oluyor. Macar da Türkçe neşretmiyor tabii. Macarca neşrediyor. Bunu soran da Süleyman Aydın'dı. Şimdi başka vaktimiz kalmadı. Kalmadı maalesef herhalde. Kapatmak durumundayız. Sevgili izleyiciler, gelecek hafta pazartesi akşamı saat 22'ye kadar hoşça kalın. İyi geceler diliyoruz. Unutmayın, bizim bir e-posta adresimiz var. zamankaybolmaz@bloomberg.com. Bize yazın. İlber hocam size cevap versin.